Arkadaşlar tekrar merhaba. Toplantımıza devam ediyoruz. Şimdi bu Tamiyor sen ve bu Asmodeus kultistli Bişaran konuştuktan sonra çeşitli eller kalktı. Tamam mı? Bu eller şunları diyorlar. Mesela Guardian dedi ki Tyr takipçisi Velniel dedi ve ortada Velniel adlı meleğimiz oluştu. Tamam mı? Velniel dedi ki benim tanrım bir dip ses geliyor abi Tamam gitmiştir. senden. Tamam. Benim tanrım normalde demonlarla veya devillarla çalışacak bir tanrı değil. O yüzden eğer birlikte çalışılacaksa dünyayı kurtarmak için elinden geleni yapar. Ancak çalışma arkadaşlarını belli bir noktaya kadar seçer. Benim önerim şudur dedi. Burada beraber çalışmayı kabul eden gruplar arası ki, tanrılar arasında çeşitli gruplaşmalar yapılabilir. Bu gruplar arasında bilgi akışı sağlanabilir ve belki de gardiyan dedi. Bu bilgi akışı sizlerin üzerinden olabilir. Zira en sağlıklısı böyle olacaktır diye düşünüyorum. Sonra kayboldu. Tamam. Sonra ortaya şu Lich çıktı. Mirkul takipçisi Lich vardı ya. Kendisi gardiyan tarafından çağrıldı. Tamam mı? Daha sonra ortaya çıktıktan sonra şöyle o yavaş hareketleriyle durdu. Tamam mı? Ondan sonra şöyle bir etrafa baktı. Yavaşça etrafında döndü. Yukarılara kadar baktı. Tamam mı? Neredeyse böyle herkesi süzüyormuş gibi boş gözleriyle etrafa baktı. Sonra dedi ki biz bu Dendar'a karşı savaşmak ve durmak için hazırız. Elimizin altındaki undead ordularıyla çeşitli cephelerde önemli etkiler yaratabiliriz. Mirkul bu savaşa desteğini sunar dedi ve kayboldu. Tamam. Sonra ortaya bir tane yaşlı bir teyze çıktı, tamam mı? Ama böyle şey orman cadısı tadında. Tam böyle burnu uzun, şurada ben var. Tam saçları böyle pis keçelenmiş. Tam gri beyaz siyah saçları var. Üstünde bir cübbe var, şöyle kambur duruyor. Elinde şu kumaşa sarmış olduğu bir küre var. Tamam, falcı teyze küresi olur ya. Öyle bir küreyle ortaya çıktı. Tamam mı? Çağırırken gardiyan kendisini Savras takipçisi bilmem kimdi. Tamam mı? Bütün isimleri tek tek aklımızda tutamayacağımız için şey yapıyorum. Teşekkür ederim. Hizmette sınır yok ya. Neslihan teyzenin selamı var sevgili izleyen. Barkın'ın annesi olur kendisi. Savras takipçisi bilmem kim olarak takdim edildi. Tamam mı? Kadın dedi ki geleceği görmenin ve kaderin efendisi
gelecekte karanlık şeyler görüyor. Bu yüzden bizler yapabileceğimiz en iyi şekilde, yapabildiğimiz en iyi işi yaparak çeşitli bilgilerin bulunmasını sağlayabiliriz. Savras bu uğurda sizlerle diyor ve ortadan kayboluyor. Tamam. Bu şekilde, tamam mı? Sıra 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 herkes çıkıyor. Efendim. Ben kağıda Hor'un bu konudaki tavrını yazıp zihin kırana uzatıyorum. Çünkü hani Tanrım beni zaten bu toplantıya gidecek kadar yeterli görmemişti. Daha Evet. kişisel bir sebepten dolayı göndermişti ve ben onun tavrını bilmiyorum. Evet. Kendisi yazıyor. Bir cevap yazdı. Sana kağıdı geri uzattı. Kağıda baktığın zaman kağıtta şu yazıyor. Dendar'ın varlığı çok sayıda kişinin intikamını alacağı sebeplere yol açıyor. O yüzden bu yarım kalan işlerin tamamlanması lazım. Hor Savaşı de. Diyor. Alican, Efendim. iyi misin? İyiyim, gayet iyiyim. Okey, tamam. Söz istiyorum ya. Sen söz istiyorsun. Senden önce bir tane bu hani solungaçları olan, ellerinin arası, parmaklarının arası perdeli olan falan birisi var demiştim ya. Gardiyan tarafından Dagon takipçisi işte bilmem kim diye kendisi sunuyor. Tamam mı? Bu arkadaş çıkıyor. Ve böyle solungaçları açılarak, tamam mı, konuşurken solungaçları açılarak ve üstündeki böyle ıslak cübbesiyle hareket ederek etrafa su damlaları saçarak diyor ki, Kaos denizinin ve sonsuz katlı Ebis'in denizlerinin hakimi Dagon bu savaşta destek vermek istiyor. Kendisinin bilgi hazinesi sonsuzdur. Kendisinin çok yardımı dokunabilir. Tekrar kayboldu. Sonra gardiyan diyor ki, Bahamut takipçisi Coriel. Ortaya çıkıyorsun. Ortaya çıkınca böyle küçük bir selam veriyorum şöyle. Ha. Ondan sonra genel etraftakilere bakarak şu ana kadar önümüzdeki tehditin ne kadar ciddi olduğunuzu anladığınızı varsayıyorum diye şey yapıyorum. Yüksek ve gür bir sesle söylüyorum. Hı. Eğer bunu durduramazsak ne bizim varlığımız, ne evlerimiz, ne de şu anda temsil ettiğimiz tanrılar kalacak. Eğer bu sistemin ve kozmolojinin bozulmasını istemiyorsak, varlığa dair, olduğumuz şeylere dair minicik bir saygımız bile varsa, bu savaşta yer almak durumundayız. Bekle. Evet. Kozmoloji dedin. Evet. Aklında bir anı canlandı. Ayda. Etraf gri. Renksiz bir yerdesin. Vücudun yok. Ruhunla etrafta. Laskında gördüğün 7 kuleden bir tanesinin içine girmişsin. Kulenin içerisinde bir şeye, duvardaki bir çizime bakıyorsun. Tamam mı? Duvardaki çizim evrenin kozmolojisinin resmedildiği bir cisim. Bir çizim. Tamam mı? Burada çeşitli planeler, çeşitli yuvarlaklar olarak temsil edilmiş. Ve 3 boyutlu gibi duruyor. Sanki böyle atom gibi oynayabilecek bir şeymiş gibi. Tamam mı? Bu neymiş diye bakıyordun, bir anda normal ki hayatına devam ediyorsun. Okey. O çizimi hatırlayabiliyor muyum? Evet.
Tamamen bütün ayrıntılarıyla değil ama evet. Tamam, en azından kozmolojinin benim düşündüğüm daha büyük bir şey olduğunu görmüş oldum. Asıl konuşmamız gereken konu şu anda nasıl bir savaş izleyeceğimiz, ne zaman ne yapacağımız değil. Burada kimin bize destek verip vermeyeceği. Asıl soru şu anda bize burada elimle gösteriyorum şöyle. Tam insanlar etrafa dönerek. Tam bu. Bu savaşa ve varlığa kim destek vermeyecek? Neye kim destek vermeyecek? Bu savaşa. Bu savaşa. Pekala. Sözün bitiyor mu? Evet. Sözün bitiyorsa geri yerinde beliriyorsun. Tamam. Sonra dedi ki Guardian Grass takipçisi şu ve şu. Ve o Succubus ve Incubus ortada beliriyorlar. Tamam. Aynı anda aynı ağızdan diyorlar ki bizler tabii ki evrenin yok olmasını istemiyor. Ve bir gün sevgili Lordumuz Grast'ın bu evrenin gerçek efendisi olacağını biliyor. Ve o güne kadar evrenin varlığını sürdürmesini istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Ancak sormamız gereken şöyle bir soru var ki bizler bu uğurda çalışmak isterken acaba etraflarına ışıklar saçan paladinler o büyük kılıçlarıyla bizleri ortadan ikiye bölmeyecekler mi? Bizler nasıl güvenebiliriz? Diyor. Söz almak istiyorum. Tamam. Böyle bir sürü kişi söz el kaldırdı. Tamam mı? Sen el kaldırdın, o el kaldırdı. Ondan sonra böyle birkaç tane tam böyle paladin grubu. Tamam mı? Hani böyle Thorm'un, tamam mı? Tyrion. Ondan sonra senin yanındaki şey bile. Helm Paladin'i. Raskar. Tamam mı? O. Ondan sonra abi böyle yani şu an aklıma gelmeyen diğer iyi tanrıların takipçileri falan, tamam mı? Tamam. Böyle işte asıl biz size nasıl güveneceğiz? Bilmem ne olacak. Şurada bıçaklamayacak mısınız? Tamam ulan tipine bak öyle konuş dedi bir tanesi, tamam mı? Ondan sonra yok sen böyle konuşursan kılıcımda dönerim. Çıkışta çıkma falan diyen var, tamam mı? Ondan sonra böyle bir anda karıştı. Bunlar tepki verince başkaları bağırmaya falan başladı. Böyle yani 3 saniyede falan karıştı ortalık, tamam mı? Bir anda sesler yükseldi. Bak nasıl iki tane tipin söylediği iki cümle nasıl karıştırdı ortalığı. Bak ne güzel tatlı tatlı gitti, tamam mı? Ondan sonra Guardian sessizlik dedi. Asasını yere vurdu. Tamam. Ve bir anda herkes bağırmaya devam etse bile sustu. Tamam mı? Ortama kocaman bir silence atıldı. İnsanlar seslerinin çıkmadığını fark edince sustular. Tamam. Bu silence bir 5 dakika falan devam etti. Herkes bir sakinleşti. Tam şöyle holy sembolünü tutup öpen falan var yani. Ondan sonra herkes susunca tekrar yere vurdu. Bu ses dalgası, ilk başta dağılan ses dalgası vardı ya. O ses dalgası tekrar üzerinizden geçti ve tekrar konuşabilir hale geldi. Bu sırada Succubus ve Incubus yerlerine çoktan geçmişlerdi. Tamam. Mieliki takipçisi Hilele dedi. Guardian çok sakin. Şey Mieliki diyorum. Lyra takipçisi Hilele dedi. Performa atabiliyor muyum burada? Tabii ki atarsın. Ne performa atacaksın? Notuk çekeceğim aslında bakarsan. Yolla yap. Performunu koy. Yapıştır. Okay. Şeyden True Name'in artısını almayı unutma. Speaker of the True Name vardı ya. Onun artısı kaçtı ki ya? 4 değil ama miydi? Artısını yazmamışım. 4 diye at. Sen 4 al. Okay. Ben 4 alayım. Sonra normal düzeltiriz onu. Aynen. Sen 4 al. On dokuz daha kaç yapıyor? 29. Hı, evet. Zaten. Evet. 17-20. Evet, gayet iyi yapacaksın zaten. 29 civarıysa. Ne nutuğu çekiyorsun peki?
Siz diyorum ki. Çevremize bir bakalım istiyorum. Herkes bakana kadar da bekliyor. Herkes bakıyor çevresine. Herkes bir baksın çevresine. Çevremize bir bakalım istiyorum. Muhtemelen diyorum. Yanımda ne var bilmiyorum. Çok da alakam olmayan bir tip var diye düşünüyorum. Zaten ortadasın şu anda yani. Herkese konuşuyorsun şu an. Hani önümde bir tane benimle alakasız olan bir tipe göster. Aynen, bir tane şeyi gösterdin ya böyle. Böyle kanadı çıkmış, boynuzu büyümüş nom var bir tane, tamam mı? Ha, aynen. Onu gösterdim ve dedim. Gözüne bakıp muhtemelen benim onunla bu hayatta aradıklarım ve istediklerim aynı şeyler değil. Tepki bekledim. Muhtemelen değil yani. Adam da, muhtemelen değil. Öyle kimseyi yargılamıyorum. Fakat adam da onayladı yani. Aynen değil. Fakat şu anda hepimizin olduğu şeye karşı bir tehdit. Ne? Köye bir şey dedi. Okay. Sen devam et. Diyorum ki adam içerleseydi böyle içten içe daha güzel olurdu. Aynen değil mi? Meğersem benim gibiymiş o da. Neyse. Abi dedim şu an bizim hepimizin olduğu şeyi tehdit oluşturan bir şeyle karşı karşıya. Ben ki kaosla birebir olabilecek tanrıçamın sözleriyle konuşuyorum size. Kaosun bile hepimizin olduğu şeyin içinde çok ciddi kuralları var. Bunların hepsini ortadan kaldırmaya yönelik bir şeyle savaşıyoruz şu anda. Olduğumuz her şeye karşı bir şeyle savaşıyoruz şu anda. Muhtemelen bununla savaştıktan sonraki gün hiç kimse birbirinin yüzüne bakmıyor. Mevzu burada o değil. Hepimizin birbirine yeterince güvenmesi lazım. En azından bu başımızdaki dertten kurtulana kadar. Sonra kim kime giriyorsa girsin. Onaylayanlar oldu, alkışlayan falan oldu. Tamam mı? Selam. Ondan sonra alkışlayanları gardiyan susturmadı. Ondan sonra selam verdikten sonra kendini tekrar yerinde buluyorsun. Tamam. Aranızdan konuşacak başkası var mı? Ben el kaldırmıştım. Ha, evet. Helm takipçisi Raskar. Ortada kaskımı çıkarıp tanrıların koruyucusu ve oyuncuların tanrısı Helm. Bu savaşın her cephesinde bizlerin her biriyle beraber savaşacaktı. Vay. Öncelikle. Tişörtünü de giymişsin. Tabii ki abi. Armor giydim. Şu an daha bir yukarı kalkıyorum böyle. Şimdiye kadar Dendar'a karşı savaşımızda çok farklı tipte, farklı inanışta onlarla beraber kılıç salladım. Ve biliyorum ki söz konusu kurtuluş olduğu zaman hiçbiriniz veya hiçbirinizin tanrıları dönüp kendi kişisel çıkarlarını düşünmeyecektir. Ya da sözünden dönmeyecektir. Aynı şekilde ışıklar saçan iyiliğin timsali paladinlerin ve kleriklerin de sonuna kadar sözünde duracaklarına güvenebilirsiniz. Bizim ihtiyacımız olan şey herkesin kendi birbirine güvendiği takımlar oluşturmak, bir sistematik bir şekilde kaltın karşısında durmak ve tek bir akıl gibi hareket etmektir. Sistematik dediğimde yüzünü bozan arkadaşlarım üzülmesinler. Onu söyleyecektim ben de, evet.
şimdiye kadar yaptığım veya şimdiye kadar yapılan her plan mutlaka bir noktada boka sarar. Ve o noktada kaos hakimiyet sürer. Siz rica ediyorum ki o zamana kadar beraber çalışın ve o zaman da içinizden ne geliyorsa, tanrılarınızın ne yapmasını görüyorsanız onu yapın. Yürü Raska! Yine alkışlayanlar oluyor. Tamam mı? Şeylerden bazı devilların alkışladığını falan görüyorsun. Tamam mı? Bundan hemen sonra zihin kıran el kaldırıyor. Sonra gardiyan duyuruyor. Hor takipçisi zihin kıran. Zihin kıran yaklaşık 2-2-3 arasındaki boyuyla, tamam mı? Üzerindeki zırhı, gri cübbesi ve sırtındaki çekiciyle beraber ortada beliriyor. Diyor ki, bugüne kadar iyi veya kötü intikam yolunda yürüyen herkese yardım ettik. Bugün intikam alma sırası siz kişilerde değil, sizin efendilerinizde. Kayıp ruhlarının, kayıp takipçilerinin, kaybettikleri güçlerin intikamını alma zamanı gelmedi mi? Efendisi için çalışmaya gönüllü herkesin bu savaşa katılması lazım, dedi. Sesi yankılandı böyle. Sen el mi kaldırdın o sırada? Cevap vereceğim. Tamam. Ondan sonra birileri böyle şey yaparken gardiyan diyor ki, Bahamut takipçisi Koryer. O ortada mı yine? Ortaya çıkıyorsun. Şeyi selamlayacağım. Zihin kralını selamlayacağım. Evet. Öncelikle evet. Sonra da insanlara dönüyorum. İnsanlara dönüyorum. Ve diyorum ki Bahamut'u temsil ederken Zihin Kran arkadaşımızın dediği şeye katılıyorum. Çünkü bu savaşı eğer kazanamazsak intikam alınacak bir şey kalmayacak diyorum. Teşekkürler diyorum Zihin Kran'a. İkiniz beraber yerlerinizde beliriyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra Elminster el kaldır. Tamam. Sonra seslenildi tekrar Mistra takipçisi Elminster. Ve kendisi ortada beliriyor. Kendisi ortaya çıktığı zaman böyle bir fısıldaşmalar oldu, tamam mı? Ha! Falan yaptı millet. Ondan sonra ulan bu adam o adam değil mi falan. Dedi ki, sevgili Lady'miz Mistra, evrenin varlığıyla beraber büyünün de varlığı ve çalışma şeklini tehdit eden bu tehdide karşı elinden geldiği ölçüde biz takipçileri aracılığıyla bu savaşa destek verecek. Az önce konuşan arkadaşlarıma, Mieliki takipçisi Tamiora, fazlasıyla katılıyorum, dedi. Eğer birbirleriyle çalışmak istemeyen gruplar olursa da, taraflar olursa da, o taraflar birbirleriyle çalışmazlar. En nihayetinde kimin kimlerle beraber olacağı o kişilerin tercihidir, öyle değil mi? Bence, dedi, bu toplantıda herkes tarafını belli etsin. Kimin bu savaşta savaşıp savaşmayacağı kayıt altına alınsın. Devamında ise, dedi, beraber çalışmak isteyen gruplar diğer grupların üyelerine ulaşsın. Bence, dedi, çok daha
efektif bir şekilde ilerleyebiliriz. Ve dedi, gardiyana döndü. Bilgi akışının sizler üzerinden olması gerektiğine ben de inanıyorum. Böylelik en kolay bu şekilde bilgi kaybı yaşamayı. Sonra yerine geçiyor. Ben dönüp Dirzit'e bakıyorum, bir şey diyecek misin anlamında, hani var mı söyleyeceğim bir şey gibisinden. Ne bakıyorsun? Dirzit'e bakıyor. Sen şöyle bir baktın, tamam mı? Ondan sonra şöyle panterinin başını sevdi. El kaldırıyor. Tamam mı? Ondan önce o bunu düşünürken dedi ki gardiyan, Tempus takipçisi, barbar kral Ogar dedi. Tamam. Sonra ortaya Tempus savaş tanrısı bu arada. Sonra ortaya böyle uzun saçlı, tamam mı? Uzun sakallı, sırtında böyle taştan bir greatsword'u olan, tamam, üstünde böyle kürklü kıyafetler olan falan, böyle merhaba benim STRM 29 diyen, tamam mı? Hayli kaslı, neredeyse 2 metre bir adam çıktı. Tamam. Kendisi böyle kızıl saçlı, kızıl sakallı falan bir herif yani. Tamam. Ondan sonra barbar kralmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Title'lı ile beraber söylediler yani. Şöyle çıktı. Tamam mı ortaya? Şöyle durdu. Düşündü. Ben buraya niye çıktım? Çıktım. Çıkmak istedim, çıktım. Şöyle düşündü, tamam, bir şeyler söyleyecekti. Çok şey geçti aklından yani, tamam mı? Onu hissettiniz yani. Vurarım dedi. Yaz. Mama yaz. Vurarım dedi. Böyle. Nerede bu dedi ya? Nerede bu dendar? Havadan o havaya vuralım dedi. Sudan suya vurayım dedi. Tamam mı? Nerede dedi ya? Kuzeyde mi dedi? Kuzeye vuralım dedi. Nerede dedi? Nerede? Nerede dedi? Kuzeye vuralım. Tamam mı? Adam böyle nerede diye sinirlendi. Olduğu yerde. I can imagine it şu an. Sonra kayboluyor ortadan. Oradan ASMR çıkıyor. Ya bırakın bu dendar mendar işlerini diye. Hayır, böyle aklımda canlandı, böyle etrafımda dönüyor kendi kendine. Nerede? Nerede? bu adamın verdiği bu tepkiye, tamam mı? Özellikle ork gruplarından işte bu falan diye tepkiler duydunuz. Tamam mı? Böyle alkışlayıp savaş narası atanlar falan oldu yani. Ondan sonra Mieliki takipçisi Driss dedi, gardiyan. Tamam. Driss ortaya çıkıyor. Diyor ki grupları, diyor, bilgi toplayacak yer, zaman keşfedecek ve bu keşfedilen yerlere saldıracak gruplar olarak bölebiliriz, diyor. Böyle yaparsak birileri bir yerlere saldırırken başkaları başka yerleri keşfetmeye devam edebilir. Yani diyor, bir kill teamler kuralım, bir de exploration teamler kuralım. Tamam mı? Ondan sonra böyle onaylayanlar oldu, düşünenler oldu bu dediğin. Tamam mı? Böyle sen alkışladın, birkaç kişi de alkışladı falan. Böyle herkes, tamam mı? Böyle biz savaşacağız, biz savaşmayacağız diye millet teker teker çıkıyor artık bu noktadan sonra. Savaşmayacağız diyen kaç kişi var ve kimler? Şimdi ona geliyorum. Bir, Juiblex takipçisi, tamam mı? Böyle üstünden uğuzlar akan bir tane elemandı kendisi. Tamam mı? Tamamen Uğuz'a, sümeye bulanmış bir herif gibi düşünün.
Ondan sonra dedi ki, Joey Blex bu savaşta yer almayacak. Zira kendisi bu tehdidi önemli bir tehdit olarak görmüyor. Tamam mı? Joey Blex arkadaşlar, Uğuzların Demon Lord'u. Tamam. Niye onlar için bir tehlike teşkil etmiyor peki? Alt game soruyorum, merak ediyorum. Bilmem. Acaba başka bir sebebi var da bu sebebi mi sunuyorlar? Bilemeyiz. Tamam mı? Okay. Çünkü benim anladığım kadarıyla Dendar'ın bayağı tehdit ettiği şey bayağı da Fabric of Existence. Tabii ki. Böyle. Aynen öyle. Ama zaten şöyle de bir durum var. Outgame söylüyorum yine bunu. Demon Lord'lar ve Arkdale'lar için böyle savaşlara katılmak tehlikeli. Çünkü bunlara kaynak harcıyor. Bunlara ruh kaybediyorlar. Bunlara kaynak o açıdan. Okay. Demonlar bir yandan kendi içlerinde savaşıyorlar. Bir yandan Blood War var. Demonlarla Devil'lar savaşıyor ya. Bu savaşın bir noktasında Devil'lar Demon'lardan daha çok kaynak kaybederse Demon'lar bu sefer Blood War'u kazanır. Tamam mı? Ya da tam tersi. O yüzden bu dengeyi düzgün kurmaları lazım. Onlar için durumlar çok daha hassas yani. Okay. Anlatabiliyor muyum? Joey Blex kabul etmiyor. Tamam. Bütün Ark Devil'lar kabul ediyor. Çünkü Asmodeus kabul ediyor. Yiyorsa etmesinler ya. Tamam mı? Pale Knight diye bir varlık. Knight şövalye olan değil, gece. Kabul etmiyor. Ben bir religion çakabilir miyim buna, neymiş? Tabii ki çakabilirsin. Ne? Nice. Yeah. Kusursuz. Toplam kaç? Toplam 26. Toplam 26. Şimdi Pale Knight kendisi Demon'ların annesi olarak geçiyor. Tamam mı? Pale Knight bir perdenin arkasında duran bir figür. Tamam mı? Öyle eski, öyle ancient ve öyle anlaşılmaz bir varlık ki kendisi. Ölümlülerin zihinleri kendisinin şeklini kavrayamıyor. Tamam mı? O yüzden bu perdeyi aralayıp baktığın zaman deliriyorsun. Perdeyi aralamadığında da ne olduğunu göremiyorsun. Tamam mı? Kendisi güçlüdür. İki türlü demon ırkı var demiştik. Bir tanesi Obirit, bir tanesi Tanari. Obiritler demon doğanlar, demonlar demiştik. Asıl demonlar. Kendisi tabii ki bir Obirit. Tamam mı? Ve Abyss'teki en nasıl diyeyim, en soylu, en zarif, tamam mı? Ve en sadistik varlıklardan bir tanesi olarak tasvir edilir. İlgin, çok şey yaptım. Outgame de ilgimi çekti yani. İyi, ilginçtir. Ben de severim. Bir şeyinize koysanız adını. Sorry. Grast kabul ediyor. Tamam mı? Ondan sonra ama yani kimlerle savaşacağımıza dikkat ederiz yani diyor yani. Bir şey olursa biz de tepkimizi veririz diyorlar. Fanımları Starbucks'tan gelmişler. Ondan sonra Amberley kabul etmiyor. Kim mi dedin? Amberley. Bu deli Beach Queen vardı ya, Beach Queen. Amberley o. Şu deli denizler kraliçesi. Tamam mı? Ondan sonra Priest'ini kesecektik işte. Amberley kabul etmiyor. Barbossa ortaya çıkıp Valkur adına savaşmayı kabul ediyor.
Buradan tekrar teşekkür ediyoruz. NPC için. Evet. İzliyor musun kanki? Özledim. Rebus sana eyvallah. Bunlar dışında şöyle bir listeme tekrar bakıyorum izninizle. Gonador kabul etmiyor. Gonador Drov Panteonu'nun Uğuz tanrısı. Uğuz, karanlık, sümük tanrısı falan. Julius'la beraber bunu yapmış olmaları çok ilginç. Değil mi? Bunun dışında bu Auril vardı mesela Lask'ında tapınağı olan. Onun adına bu World Snow Tiger çıkıyor. Kış tanrıçası vardı ya. O kabul ediyor. Ondan sonra Bane kabul ediyor. İşte Mirkul kabul ediyor. Baal kabul ediyor. Tamam mı? Böyle evil diye bildiğimiz, genel olarak etrafta bilinen tanrıların çoğu bunları kabul ediyor. Listeme tekrar bir bakıyorum. Şöyle sırayla bir bakayım. Bunu kabul etmeyecek bunlar. Hangisine not yapmışız diye. Hayır yok. Şar bile savaşmayı kabul ediyor. Ben bir söz istiyorum. Sen söz istiyorsun. Ve Miyeli ki takipçisi tanıyor. Bu arada oyun dışında bir şey soracağım. Şu evrensel bir muhabbet vardı ya, hani kurallar koyuyorduk, anlaşma yapıyorduk. Neydi onun tam açılımı? Nasıl yani? Hani böyle evrensel şeyin koruduğu. Şimdi, çeşitli anlaşmalar yapabiliyorsun. Bu anlaşmaları çeşitli rahipler vesaire aracılığında yaptığın zaman onlar evrensel kurallarla korunan anlaşmalar yapabiliyorlar. Ben ortaya çıkınca şimdi birçok yani saydığım, aklımda tuttuğum kadarıyla 3 ya da 4 tane tanrı ve tanrıçanın bu savaşa katılmayacağını gördüm. Şimdi hepinizin hesapladığı, göz önüne aldığı dengeler var. Bu dengelerin korunması için bu savaşta bizimle olan veya olmayan herkesin yararına olabilmesi için bir kuralın konulmasını talep ediyorum. Bu savaş esnasında güç kaybeden veya güçlenen birlikler kendi çıkarları için bu bizimle burada olan diğer tanrıların veya işte bu şeylerin birliklerine saldırmayacak. Şu anki denge tekrar, şu anki varlıklarınız tekrar geri kazanılana kadar kişisel savaşlar bir kenara bırakılacak. Yani burada ki amacım dengenin korunması. Bildiğiniz gibi hepinizin, örnek vermek gerekirse, demonlar bu savaşta aldıkları rol sonucunda zayıfladılar diye devil'ların gelip onları bu yüzyıllardan beri süren savaşı kazanmaları adil ve tarafsız olmaz. Başka bir şey diyecek misin? Yok. Yani demek istediğim şey şu aslında. Bu atıyorum bir demon grubu güç kaybetti. Kalkıp diğerleri gidip ezip şey yapmasın. O grup tekrar eski gücünü toplayana kadar beklenecek. Ondan sonra o savaş devam edecek. Hani anlatabildim mi? Şimdi bu sözünü bitirdikten sonra sen yerine geçiyorsun. Ve bu sefer bu soruya bir sürü kişi itiraz etmeden önce gardiyan cevap diyor. Diyor ki örnek verdiğiniz savaş Blood War diyor.
Evrende bugüne kadar yaşanan hangi olay olursa olsun devam et. Bu evrenin karşı karşıya kaldığı ilk yok olma tehlikesi bu değil. Blood War bu evrenin kurallarından biridir. Ayrıca bu güç dengelerini sağlayabilmemiz için herkesten bu savaşa başlamadan evvel kaç takipçilerinin olduğu, ne kadar güçlü oldukları, ne kadar topraklarının olduğu, ne kadar büyülü eşyalarının olduğu, ne kadar paralarının, ne kadar ruhlarının olduğu gibi bütün bilgilerin alınması lazım. Ama bazı şeyler, kaybedilen bazı şeyler zaten geri getirilemeyecek olacak. Vereceğimiz savaşın ciddiyeti de zaten burada. Bu yüzden talep ettiğiniz şey uygulanılabilir bir şey gibi durmuyor. Temenni edebileceğimiz tek şey beraber çalışılırken birbirlerinizi sırtınızdan bıçaklamamak olacak. Evet. Tir diyecektim bak. Helm takipçisi Raskar Gökgürleyen. Herhangi bir hangi nedenle olursa olsun savaşıp savaşmamak tabii ki tanrıların ve efendilerimizin tercihleri. Fakat ortada bu kadar önemli bir savaş varken savaşa katılmayacak olanların karşı tarafa yataklık etmeyeceğini sözünü vermesini istiyorum. Talep ediyorum. Diyorum yani. Gardiyan cevap veriyor sen yerine geçtikten sonra. Bu toplantıya davet alıp gelmeyen kuvvetlere, güçlere, bu söylemiş olduğunuz şartı koşamayacağımız için bu toplantıya gelip anlaşmayı kabul etmeyen güçlere de bu şartı şart koşamayız. Sonra sevgili Raskar Gökgürleyen, zihninde gardiyanın sesini duyuyorsun. Bu kişilere şey diyor, bu güçlere istediklerini yapma hakkını vermezsek bizler kimleri takip edip düşmanlarımıza ulaşacağız? Aynı şekilde Tamıyor, sen de zihninde bir ses duyuyorsun. Savaşa katılanlara kaybedecekleri, riske atacakları şeyler vermezsek savaşı ciddiye almazlar. Ayrıca bakalım kimler güç kaybetmemek için kendilerini Dendar'a satacak diyor zihninde. Bunu duyunca şey düşünüyorum. Davet gidip de gelmeyenlerin listesini almamız mümkün mü? Tarafınıza iletir. Tarafınıza iletir diyor. İletilir diyor. Ben de söz isteyeceğim. Söz istedin ve Bahamut takipçisi Koriel. Görünen o ki bir şeyler kafamızda oturmaya başladı. Benim önerim bizlere burada bu savaşı yapmaya kabul eden temsilcilere ve belki de dışarıda bu temsilcilerin yanında duracak diğerlerine bir eşya ya da bir sembol ya da bir bizim bu savaşta beraber olduğumuzu gösterecek
bir şey verilmelidir. Biz birbirimizi dışarıda göre tanımayabiliriz. Ben buradaki çoğu varlığı tanımıyorum. Onlar da beni tanımıyor ama dışarıda birbirimize karşı durmamamız lazım. Belki buradaki yarattığımız orduya bir isim ya da bir şekil ya da bir sembol verebiliriz. Bu Dendar takipçileri gözünde işi ciddiye aldığımızı gösterecek ve onları korkutacak, hem de bizim işimize gelecektir. Tekrar alkışlıyorum. Bu sefer kararlı alkışlıyorum. Ulan yok olmadan önce el sallıyor billeye. Pekala. Tamam. Söyleyecek başka bir sözünüz var mı? Yok, ben öyle... O zaman gardiyan lafa giriyor. Diyor ki, bugünkü toplantı amacına ulaştı. Bu arada saatler geçirdim. Bu tartışmalar sürdü. Milletin laflarına birileri cevap verdi. Arada herkes tek tek söz aldı falan. Tamam mı? Ama fark ettiniz ki acıkmadınız ve susamadınız. Yorulmadınız ve uykunuz gelmedi. Diyor ki gardiyan, bugünkü toplantı amacına ulaştı. Beraber çalışmayı kabul eden taraflar ikinci bir toplantının daveti için haber beklesinler. İkinci toplantımızda gerekli anlaşmaları evrensel yasalarla bağlayacak ve olayı aksiyona dökeceğimiz, sizin önerileriniz doğrultusunda karara varılan grupları ve tarafları oluşturacağız. Geldiğiniz için teşekkür. Yine alkışlıyorum. Herkes alkışlıyor. Herkes alkışlarken kendinizi tekrar karlı tepenin üzerinde buluyorsunuz. Ortada portal yok mesela. Hı? Ben PTSD oldum böyle karlı tepeye düşünce bir. Düşünüyorum, ben böyle hatırlıyorum ne düşünüyorum. Beyaz meşe. K'ye bakıyorum ya düşünce. K'ye bakıyorsun. Yanında duruyor. Hani diyorum. Nerede biraz? Şey. Garcius. Ha. İşte adını söylemiyorum. Ben de şeye dönüyorum. Aha. Ben de zihin krala bakıyorum. Hani bulacaktım. Bu toplantıda dedi. Ya yoktu. Ya da bilmediğimiz bir şey oldu. Hadi. Bence... Ben onun yerinde olsam, eğer toplantıya sızmayı başardıysam, ikinciye kesinlikle gelirdim. Bence ikincide şansımız daha yüksek. To be continued. Dın dın dın. Aynen öyle. Dirzit'e dönüp bakıyorum ben. Kime? Dirzit. Yanımızda mı hala? Aha. Şöyle üstündeki karları falan şey yaptı. Ondan sonra... Bu toplantı bu kadarmış dedi. Vaktin varsa bir şeyler içelim. Konuşacak şeylerimiz olur. Olur. Ne tarafa gidiyorsunuz? Neverwinter'ın güneyinde. Arkadaşlar, Neverwinter'ın güneyinde yeni bir yerimiz var artık. İstiyorsanız hep beraber oraya gidin. Bana uyar. Döndüm bak. Bana da uyar dedi. O sırada Lyrel Silverhand ve Elminster geldi. İkisi de şöyle selam verip Waterdeep'te beni görevlerimi gösterdi. Ondan sonra Koryak, Elminster sana baktı. Markanın tepkisi. Elminster zaten böyle bir yakınlaşıyorum. kendisi de sana bakıyor. Ondan sonra diyor ki Waterdeep'teyim. Beni bul.
konuşacak bir şeyler olabilir. Ben konuşacak bir böyle. Bu sırada sen böyle falan şey yaparken, siz kendi aranızda konuşurken, tamam mı? Barbar kralın sesini duyuyorsunuz. Ya dedi. Ya dedi, çıldıracağım dedi. Yanındaki birine söylüyor. Tamam mı? Bana dedi, söylemiyorlar nereye vuracağım. Barbar krala el ediyorum ben. Şöyle el ettin, sana döndü. Tamam mı? Böyle atarlı zaten. Şöyle döndü sana. Koşuyorum ya yanına. Yanına doğru koştun. Sen böyle koşunca eli bir kılıca gitti. Yok yok, öyle değil. Öyle değil. Ben şöyle biraz yanına yaklaşıp, ben nereye, ne zaman vurulacağını biliyorum. Söyle hadi. Hadi gidiyoruz, hadi söyle. Yok, şimdi değil. Nerede, ne zaman? Şöyle koluma giriyorum, tamam mı? Hmm. Biraz ileri doğru çekiyorum. O sırada bir parşömene, tamam mı? Evet. Raşamen'in güneyinde 11 ay sonra yazıyor. Raşamen'in tamam. Güneyinde 11 ay sonra. Kapatıp veriyorum. 11 ayda 9 ay sonra. Tamam dedi. O böyle o kağıdı, tamam mı? Elinde öyle bir tuttu ki, şöyle tuttu, tamam dedi. Ama o tamam yani, hani artık tamam, tamam mı? Hani aydınlandı bir anda. Kimse sorgulayamazdı ki o tamamdı artık. Tamam yani. Azizcan, abi biz bu 9 ay içinde Dendar'ı kesersek bu adam hala yine 9 ayın sonunda oraya gitti. Biz gidip kendimizi kestirmek durumundayız o noktadan. Justin ve yerde. Şöyle, Hiroşime'nin güneyi yani. Ne yani? Orada kim varsa net öldü. Dendar ya da değil yani. Abi Raşemen'in güneyinde Tay var, tamam mı? Şöyle üniversiteye şöyle çatıyı kırarak girer artık şöyle. Balıklama atıyor üniversite. The Wizard değil mi? Abi kendisine diyorum ki hazırlığını yap. Ama bu bilgiyi güvende ve gizli tut. Ooo, keep it secret, keep it safe çekti adam. Tamam. Sonra sen kolundan çıkıyorsan şayet, tamam mı? Şu gidecekti, adın ne dedi? Rasgar Gökgürleyen. Tamam dedi. Tamam mı? Sonra dönüp kendi yanında getirdiği diğer kişilere doğru dönüp gidiyoruz dedi. Çok böyle kararlı bir şekilde. Talimatı aldı. Ve gidip tarihin en büyük baltasını inşa etmeye gidiyorlar. Ve Raskar artık burasında sen anlat ya. Kendi mekanını yani. Buraları da ben anlatmayayım. Bir dakika. Ondan önce ben araya gireyim. Ben gelmiyorum oraya. Vay. Ben eve geri dönüyorum. Tamam, ben evi görmedim abi. Neredeyse evi görmedim yani. Ben eve geri dönüyorum. Muhtemelen Glemet oldum. Evet. Tamam, ben bir koltuğa oturacağım sadece. Tamam, bunu yapmak istiyorum. Siz takılın. Tamam, sen Neverwinter'a gidiyorsun. Eve gidiyorsun. Ya, o zaman Glemet'i de çağırın. O da gelsin. Abi, sen dur. Onlar gelecekler. Dur sen. Ben getireceğim onları. Sen devam et. Koriyel'cim sen. Sen el alem taş toprak altında maceraya koşarken sen yataklarda yatıyordun. Dur bir. Sıra Koriyel'de. Çok doğru konuştular. Koriyel'cim. Neverwinter'daki evinize gittin. Tamam mı? Ondan sonra eve girdiğin zaman sizi gergin bir şekilde bekleyen Glemet'i görüyorsun. Tamam. Ondan sonra seni böyle kanlı canlı görünce şöyle atlıyor boyuna. Ondan sonra gidip bir koltuğa oturuyorsunuz sanırım. Ya ikinizin de jestleri, el hareketleri bu kadar anormal. Ya hani böyle sarılıyor boynuna şu. Ben de ona sarılıyorum bu abi. Yani sarılıyorum ben de sevgilime. Yani şöyle bir. Abi bilgilerinden puşlu tolka basıyorum. Nasıl? Onu nasıl?
Çok haklısın ama ben bilmem. Ben bu gayet iyiydi ya. Yok. Sarıldım yani. Gel. Doğru diyorsunuz. Tamam. Ben daha romantik istiyorum. Bu arada ben bir şey söyleyecektim ama ses gitti herhalde. Kariyer yolda çıkmadan evvel ona çantamdan çıkardığım bir kolyeyi uzatıyorum. Kendi ellerimle yaptığım bir üzerinde elmaslar dizili bir kolye. Öldüğünü düşündüğüm için öldüğünü düşündüğüm zaman üzülmüştüm ve Gilemet'e vermen için bir kolye yapmıştım. Onu niye almak? Hayır, anlamadık. Son kısımları gitti, anlamadık. Gilemet'e vermen için. Geldim şu an. Geldi galiba. Evet. Tam nerede kaldınız? Evet. Gilemet'e vermen için. Ses yok. Yine ses. Gitti. Allah'ım, Allah'ım. Dur bir server değiştireyim. Ya da Kaya bize chat'ten yazsın, biz söyleyelim. Kaya, ya chat'ten yaz ya da şey yap. Geldi. Geldim. Tamam. Tamam, waterplane'deyken ben gemide bir tane tel bulmuştum. Bir metrelik, böyle bükülebilen. Evet. Onu ben şu niyetle almıştım. Ondan bir kolye yapmak istiyordum ve Koryel onu Gilemet'e versin istiyordum. Çok onu mahcup buluyordum. Hani belki daha rahat açılır diye. Daha rahat konuşur diye. Ve öldüğünü düşündüğüm zaman Koryel'in dükkanında bir tane kolye yaptım. Gilemet'e vermek için. Üzerinde evet. Elmaslar olan. Şimdi onu Koryel'e veriyorum. Bunu kız arkadaşına götürmeni istiyorum. Benden küçük bir hediye diye. Burada araya gireceğim. Koryel'in dükkanında bir kolye yaptım kısmında. Koryel'in dükkanına nasıl girdik? Lockpick'le girdik. Bunu da şöyle bir parantez içinde vereyim. Ama söylemedin en nihayetinde. Şimdi devam edelim. İşin başka bir boyutunda. Çok teşekkür ediyorum. Afif böyle selam veriyorum. Ama Outgang anahtar yastığının altına bir geçti. o zaman sarıldıktan sonra ben Gilemet'e takıyorum o şeyi, kolyeyi. Teşekkür ederim. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Yok, ben daha Gilemet'le refresi yapmam. Yapmıyorum. Gilemet'le refresi falan yapmam. Ne oldu abi? I'm so sorry. Bir şey yok. Sonra kolye. Beraber şöminenin karşısında koltukta oturup takılıyorsunuz, yani oturuyorsunuz. Ya anlatıyorum ya işte şey, böyle şeyler gördüm, şunu hatırlıyorum falan diye içeriye anlatıyorum. Ha, toplantıyı anlatıyorsun. Toplantıyı anlatıyorum. İşte öldüğümde gittiğim yeri biraz anlatıyorum. Hı-hı. Çok seni ilgiyle dinliyor. Kurban olayım, Gilemet de benim onun peşinden nasıl koştuğumu anlatsın. Ondan sonra sen böyle bak böyle şeyler oldu, şöyle şeyler oldu, bak böyle bir şey oldu, şöyle bir şey oldu falan derken dudağına yapışıyor. Şimdi geliyoruz öbür tarafa. Anlat kaleni. Ya çok şey bir şey değil. Bir tane şehir var. Helm's Hold'un daha güneyinde. Daha önce girdiğimiz bataklıkların doğusunda bir yerde. Etrafı duvarlarla çevrili. Böyle şehrin meydanında bir tane Helm tapınağı var. Helmite'lar geziyor zaten etrafında patrol olarak. Meydanda Helm tapınağı var, Tyr tapınağı var ve Bahamut tapınağı var. Meydanın diğer ucunda da bir tane kale var. Böyle mütevazı bir şey. Bu kalenin üstünde bir tane büyükçe bir kule var. Onun dışında böyle çok gözle görülür bir şey yok. Buraya gidiyoruz diye gösteriyorum. Kaleye gideceğiz. Tamam, gidelim. Şövalyelerim de benle birlikte geliyor. Tamam. Ben hemen uçan alımı çıkarıp böyle sıt diye havaya atıyorum. Sonra tepesine biniyorum şöyle sıt diye. Harika. Şimdi ben yolda
Sen de bir sending atıyorum. Evet. Toplantıdan çıktık. Savaş yuvasına doğru gidiyoruz. Evet. Yerimizin adı Savaş Yuvası öncelikle. Sen de bize katılırsan çok memnun olurum. Zira rica edeceğim birkaç bir şey var. Sen de size katılacak. Öncelikle şunu söyleyelim. Savaş Yuvası, Solo'yu izleyen izleyenlerimiz bilir ama Savaş Yuvası Iris'in bir Battle Dragon olmasıyla alakalı bir isim aslında. Bir yandan da ona şey yapılan, ona ithaf edilen bir mekan yani. Söz sende. Nasıl bir yer, anlat. Düzgün yapılmış. Binaları falan biraz düzgün. Hani eskiden şey bir biraz yıkık bir köyken sonradan bir takım uğraşmalar sonucunda işte binalar tamir edilmiş, yeni binalar yapılmış. İşte kuzeyinde orman var, güneyinde şey var, bir tane maden var. Madende cüceler çalışıyor. Ormanda orklar ağaç kesiyor, tarla sürüyor. Half orklar. Aynen, doğru. Half orklar tarla sürüyor. İşte sık sık gelip giden lizard folklar var buraya. Bir de Neverwinter'la Waterdeep arasındaki yolun üstüne kurulu olduğu için biraz yol üstü, ayak üstü bir yer yani hani şey. İşte tüccarlar falan geçerken burada kalabiliyor. Zaten hani bu yolun güvenliği komple Helmite'lar tarafından sağlanıyordu. Şimdi şehrin güvenliği de Helmite'lar tarafından sağlanıyor. Herhalde bizi şey karşılıyor. Hemen adını unuttum. Quartermaster. Aynen. Burayı şey gibi düşünün. Bir surlar var. Surların dışında tarım arazileri var. Tamam mı? Ondan sonra böyle ufak da olsa tarım arazisi var yani. Surların iç tarafında bir meydan var. Ortada böyle havuz gibi bir şey var. Ondan sonra yanında 3 tane tapınak var. Bu tapınaklardan bir tanesi Helm, bir tanesi Tyr, bir tanesi Bahamut tapınağı. Ondan sonra 2 tane hanı var, Blacksmith'i var, şeyi var falan. Böyle yeni yeni gelişen bir yer yani. Ondan sonra sizleri genç, 20'li yaşlarının sonuna doğru yaklaşan bir kadın, insan kadın karşılıyor. Tamam mı? Kendisi sevgili Raskar Gökgürleğinin, Lord Raskar'ın Quartermaster'ı. Ondan sonra bu şehrin içerisinde, bu binaların dışında yapılan bir kale var. Çok büyük bir kale değil şu anda ama inşaatı devam ediyor hala. Sizleri kaleye buyur ediyor. Tamam mı? Ondan sonra bu taştan yapılmış kalede artık Raskar sizleri ağırlayacak. Şimdi Sandin, Coriel'in ve Gilemet'in gelmesiyle beraber bu kaleden sonraki session devam edeceğiz. Bu session'ımız burada son buluyor. Ağzına sağlık. Sizlerin ağzına sağlık. Eğlendiyseniz ne mutlu. Çok keyifliydi ya. Yeni bir arka geçiyor, yeni bir şeye başlıyor gibi hissettim kendimi. Biraz yeni bir act başı gibi şey yapıyorum. Aynen, act başı, tam onu diyecektim. Aynen. Şeyde gibi de hissettim biraz kendimi ben. Çok Lord of the Rings zirvesi tadı vardı. Ha, değil mi? Zaten yakalamak istediğim hava oydu. Öyle olduysa güzel. Very that, bence çok güzeldi. Harika. Ve şey falan da çok iyiydi bence. Böyle insanların verdikleri tepkiler, böyle milletin kalktığı, ayaklandığı, milletin durulduğu yerler falan böyle. Onlar çok güzeldi genel olarak. Ben çok eğlendim, çok keyif aldım. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Direkt böyle zihinde canlandı. Harika. Değil mi? O bende de tam olarak yaşandı bugün. Böyle bayağı kafamda dönüyordu sahne yani. Evet, o zaman... Şuna bir cevap vereyim. Coriel'in uyanmasından biraz bahsetseydin keşke Alican demişler. Aslında Coriel'in nasıl uyandığı Hilele'nin solusunda biraz vardı. Bahamut tapınağında uyandırıldı kendisi. Hilele kendisinin ruhunu çağırdıktan sonra. Ama şöyle bir durum var. Coriel'in şu anda
tam olarak ne yaşadığı ya da ne hissettiği kendisine de çok belirgin olmadığı için o yüzden bahsetmek istemedim. Vakit geçtikçe sonraki session'larda yavaşça hep beraber göreceğiz, hep beraber anlayacağız neler yaşadığını. Evet. Bu arada şöyle bir ufak şeye değinmek istiyorum. Bunu muhtemelen herhangi bir noktada paylaşmayacağım hiç kimseyle. Çünkü çok subconscious bir şey, çok bilinçaltı bir şey. Karakterimde benim. Karakterin tanrıçası Lyra. Aha. Hikayesi falan gereğince de böyle bayağı pasifizme yakın bir tanrıçı aslında bakarsan. Evet. Olabildiğince özellikle konuşma imkanı varken şiddet kullanmıyoruz aga modunda bir tanrıça. Dolayısıyla benim Coriel'in ölümüyle sonuçlanan işlediğim gaf aslına bakarsan benim benliğime ters düşen ve benim tanrıçama ters düşen bir hareket. Hani tamamen sinirlenme sonucunda yapmış olduğum bir şey, işlemiş olduğum bir günah yani aslına bakarsan. O yüzden böyle şey bir şeye girmeyi düşünüyorum, bakalım. Göreceğiz nereye gittiğini. Ben her şey. Atom gibi bir durum mu? Hani böyle ne bileyim bir oruç tutayım falan gibi. Daha çok böyle hani tanrıça açısından, olduğum şey açısından düşesim var olarak, düşe yazdım olarak bakıyorum ben tamamen. İyi, belki buluruz. Sana da yeni seçenekler sunarız canım. Ama yine de toplantıyı onu göndermiş mesela temsilci olarak. Tabii demek canım ki, zaten... Demek ki onun da düşündüğü bir şeyler var. Ya işte aynen. Zaten hani geçen session'da benim savaşmamın, o kadar savaşmamın sebeplerinden bir tanesi de ruhumu kaybetmeyeyim kanki gibi bir şimdi demişler de. Demişler ki hiliyle düşerse kelimeler yalan olur. Güzel laf. Bunu sevdim. Aynen. Bir de demişler ki barbar kralla sağı solu dövmeli oyun olur mu? Olacak. Artık olacak. Bu session'ı bekleyin arkadaşlar. Ben bir barbar kral karakter kağıdı yapayım. Aynen. Evet. Barbar ya, kral tam bizlik ya. Şöyle. Bir de onun kraliçesi var da onu görmediniz. Onlar çiftler. Barbar kral, barbar kraliçe. O ikisi akarlar yani, bir gelirler. Çok ya şeker. Şimdi böyle giderse grubun elementi kayacak gibi demişler. Yani şöyle, ben kendi açımdan söyleyeyim. Bu level'a kadar yani bunca şeyden sonra kaymadıysam bu saatten sonra ben kaymam. Daha da kaymam diyor. Yani. Bir noktada... Bir seçim sonra, tamam mı? Countable oluyorum. onun dışında mesela bir noktada ben bütün sololarda olduğum için aslında şöyle bir şey var. İlerleyen hikaye oturumlarda çok güzel şeyler ele bilgimiz olacak yani. Haberiniz olsun. İzleyiciler de takip etsin. Ha dur, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şurada bitirelim oyunu. Sevgili Kaya. Raskar'ın savaş yuvasına geldiğiniz zaman tam bu benim vermek istediğim bir bilgi vardı, evet. Yok, ondan evvel. Sen o bilgiyi haftaya verirsin de, söylersin de. Kaleye girerken bu sizleri buyur ettikleri kaleye girerken sana doğru yaklaşan bir akbaba görüyorsun. Ayağına bir mesaj bağlı gibi. Tamam. Bakalım mesaj neymiş, onu da haftaya göreceğiz. Evet. Ya bir iki oturum büyük ihtimalle kombat olmadan böyle milletin oturup konuştuğu bir oturum olacak, oyun olacak. Herkesin bakalım bilgilerini paylaştı. Araştırmaların yapıldı. O zaman alıyorum yazmış. O artık onu aynen haftaya şey yaparız. O zaman arkadaşlar yavaştan kaçalım biz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aynen. Görüşmek üzere. Bu hafta yayınlarımız full devam ediyor. Bilginiz olsun. Hiçbir eksik olmadan. Yarın saat 8'de tekrar yayındayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.